Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT Matematik'te köklü sayılardan devam ediyoruz. İkinci videodayız. Buyurun bakalım dersimize. Şimdi şöyle bir köklü sayı işlemi sorulmuş, çarpma var. Biz daha önce şunu öğrenmiştik. Köklü sayılarda eğer aynı kök içindeyse dışarılar toplanıp çıkartılabiliyordu. Peki çarpma ve bölmede arkadaşlar köklü sayılarda kökün derecesi aynıysa çarparsınız. Peki aynı değilse ne yaparsınız? Bunu da göstereceğiz. Aynı seviyeye nasıl gelinir? Bunu göreceğiz. Bakın burada hepsi 3. kökte. Görüyor muyuz arkadaşlar? 3. derecede kök 16. 3. derecede kök 2. O zaman bunlar çarpılır. 3. derecede kök ne oldu? 32. Aşağısı 3. derecede kök 4 oldu. Şimdi aynı derecede oldukları için bir de bölünür bunlar. 3. derecede kök 8. Şimdi hangi sayının 3. kuvveti 8'dir arkadaşlar? Ne olacak? Bu küp kök 3, 8 dışarıya 2 olaraktan çıkacak. Cevabımızı 2 olaraktan göreceğiz burada. Örnek sorumuz ne sormuş? Buna bakalım. Bu da aynı işlemi tekrar etmiş. Ne yapalım? Uzun uzadıya çarpıp bölmeyeyim. 18 ile 9'u sadeleştireyim. 2 olsun. 8 ile 2'yi çarpayım. 16. 4. kökte 16. Hangi sayının 4. kuvveti 16'dır? Çıkabilir mi dışarı? Çıkar dışarıya. 2 olaraktan çıkacaktır. A bizim cevabımız. Gelelim 9.7'ye. Şimdi bir denklem haline getirmiş. İyi bakalım. 3. kökte 2 üzeri x artı 1 4'müş arkadaşlar. Peki ben sağ tarafı da sol taraf gibi aynı hale getirebilirim. Yani 4'ü de 3. kökte içeriye sokabilir miyim arkadaşlar? Sokabilirim. 4'ü ben 3. kökte 4'ün küpünü alacağım. 64 olaraktan içeriye soktum. Neye eşitmiş? 3. kökte, derece kökte 2 üzeri x artı 1'e eşitmiş. Şimdi köklerin derecesini aynı yaptığıma göre içeriği de aynı yapabilirim. 64'ü 2 üzeri x artı 1'e eşitleyeceğim. 64 neydi? Hemen parmaklarımızla sayalım. 2 üzeri 6 dememiz gerekiyor. Eşittir 2 üzeri x artı 1. X artı 1'in 6'ya eşit olması için x'in 5 yapması gerekir diyoruz arkadaşlar. Burada cevabımızı 5 olaraktan bulmuşuz. Gelelim bakalım buraya. Şimdi yine 4. sorumuz. Önce köklerde bir toplama falan bir şeyler var. Bakalım ne yapmış. Köklerde arkadaşlar 10 üzeri x artı 10 üzeri x artı 10 üzeri x, bunlar ne olur? Her biri ortak parantezde, yani şöyle kare kökte, dikkat edelim. 4 çarpı 10 üzeri x olaraktan bu hale getirdik. Burada da 2 tane var. O zaman burayı da 2 çarpı 5 üzeri x haline getirdim arkadaşlar. Eşittir 8'miş. Şimdi bölmeler var. 4 2'ye bölündü. Yukarısı 2 oldu. Karekökte 2. 10 üzeri x 5 üzeri x'e bölündü. Şuna bakalım. 10 üzeri x 5 üzeri x'e bölündü. Üstler eşitse tabanlar bölünürdü. Ne olacak? 2 üzeri x kalacak. Eşittir 8. Şimdi 2 çarpı 2 üzeri x karekök içerisinde 8'i veriyormuş. Ben ne yapayım? 8'i içeriye sokayım, eşitleyeyim. 2 çarpı 2 üzeri x eşittir karekök içerisinde 64'e eşit olması lazım. Evet, 2'ye böldüm. 2 üzeri x eşittir 32 çıktı, değil mi? Karekök içinde, karekök içerisinde. Ne oldu? 2 üzeri x 32 eşitse zaten bu karekökler gidecek burada. İkisi de birbirine eşit olduğu için içeriye alacağız. 2 üzeri x 32 yapıyorsa arkadaşlar x nedir? 5 gelecek diyoruz. Çünkü 2 üzeri 5 32'yi getirecek. Cevabımız Bursa olacak bu soruda. Gelelim 9.8'e. Peki arkadaşlar, farklı bir kök varsa buraya bakacağız. Önce şurayı izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Diyor ki örneğin bizim karekök içerisinde, diyelim ki karekökte ya da 3. kökte 5 var. Biz bunun kökün derecesiyle içerisini aynı şekilde genişletebiliriz. Bundan bahsediyor. Yani bu, ben şöyle çarpayım. Burayı da 2 ile çarpayım. Bunun üstünü de 2 ile çarpayım. Bunun üstü 1 ya, 5 üzeri 1 ya, görünmeyen bir 1 var. Yani 6. derecede 5'in karesiyle 3. derecede 5 aynı sayıdır diyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani üstünü aynı sayıyla genişletip sadeleştirebilirsiniz. Hem kökün derecesini hem üstünü aynı yapmanız gerekiyor. Çünkü neden? Bu dışarıya 5 üzeri 1 bölü 3 çıkacak. Üstü sayıya çevir. Bu da dışarıya 5 üzeri 2 bölü 6. 2 bölü 6. Bakın 1 bölü 3 2 bölü 6'ya eşit mi? Eşit. Şimdi gelelim bunu kullanalım arkadaşlar. Bakın 4.
derecede var. İkinci derecede burası karekökte ve 8. derecede. Ben bu çarpmayı ve bölmeyi yapmak için şöyle bir şey düşünüyorum. Herkesi 8. dereceden köke getireyim. Bu 4. dereceden ise karesini alacağım. 8. dereceden 2'nin de karesi 4 oldu. 2. derecede 4. kuvvetini alacağım. Bakın 8. derecede oldu. 4. kuvvetini aldım. Bunu da 4. kuvvetini alıyorum. 2'nin 4. kuvvetini 16. Buraya bir daha dikkat. Bakın karesini aldım. İçerisini de karesini aldım. 4. kuvvetini aldım. Bunun da 4. kuvvetini alıyorum. 16. Çarpı bölü 8. derecede 16 yaptım. Zaten bununla bu gitti. Ne kaldı? 8. derecede kök 4. Yani kare kökünü alırsak 4. derecede 2. Kök 2 arkadaşlar. Kalacak bizim cevabımız. Bakalım 4. derecede kök 2 burada da aynısını gösterdi. Gelelim diğer 4. sorumuza. Bizden ne istemiş? Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum bunlar aynı köklü değil. Bu kare, bu 3, bu 4. Hepsini kaça gelir? Tahmin edin. 2, 3 ve 4 nerede buluşur? Tabii ki ekoklarında 12'de buluşacak. Bakın ebobekok konusu girdi içeriye, gördünüz mü? Yani köklü sayı çözerken ebobekok kullandık. Çünkü bu sayıların nerede buluşacağını bulduk. 12'de. O zaman bunun ne yapıyorum ben? 6. derecesine. 12 yaptım. 3 üzeri 6 dedim. Bunu 12 yapmak için 4 ile genişletiyorum. 12. derecede 3 üssü 4. Bunu 12 yapmak için 3 ile genişletiyorum. 12. derecede 3 üstü 3 eşittir 12. derecede x'miş. Herkes 12. derecede olduğuna göre içerileri zaten işleme tabi tutarsam x'in ne olduğunu göreceğim. 3 üstü 6, 3 üstü 4 de şimdi üssü sayı çarpılması haline gelecek. Çarpımlarda içeriler çarpılacak ya. Hepsi üssü sayı, tabanlar eşit zaten. Hazır bize puzzle gibi önümüze vermiş. Birleştir diyor. 6 ile 4'ü topla 10, 3'ü de topla 13. Yani 12. dereceden 3 üzeri 13 oldu. Karşısı da 12. dereceden x'miş. O zaman x 3 üstü 13'e eşittir diyorum. Edirne şıkkı cevabımız olacak. Güzel ve detaylı açıklayıcı bir soru olmuş. Köklü sayılarda arkadaşlar geliyoruz. Payda eşitlemeye bakalım. Çıkartma kesirlerde toplama çıkartma yaparken en önemli bizim bilmemiz gereken şey ne? Paydaların eşit olması. Burada 2 kök 3 var, burada kök 3 var. Burayı 2 ile genişletiyorum o zaman. Ne oldu? 6 bölü 2 kök 3 yazdım sol tarafa. Eksi 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 2 kök 3. 6'dan 6 çıkarsa 0 bölü 2 kök 3. Hemen bir hatırlatma. Payımız eğer 0 ise sonuç 0 olur. Paydamız 0 olursa tanımsız olur. Bunun sonucu pay 0 olduğu için sonuç 0 olacak diyoruz arkadaşlar. Peki gelelim. Hocam burada işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın. Biri kök A, biri kök B. Yukarıda da kök A artı kök B var. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Şimdi bunları önce bir acaba paydaları eşitlesek mi? Evet paydaları eşitleyelim. Burayı kök B ile burayı kök A ile çarpıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Sonra acaba yapmasak da diyorum. Şurayı bölme diyor ya arkadaşlar. Bölü kök A artı kök B. Yani bu şu demek. A artı B bölü pardon. A bölü kök A artı B bölü kök B. Zaten bakın dikkat edin. Sadeleşme var. Hiç bizim payda eşitlemeye falan böyle bir zahmete ihtiyacımız yok. A'yı kök A'ya bölürsek arkadaşlar kök A. B'yi kök B'ye bölürsek kök B. Bölü kök A artı kök B. Burası ile burası aynı. Bir şey kendisine bölünürse ne olacak? Sonuç 1. İlk başta acaba dedim paydayı mı eşitlesek? Çünkü kesir toplaması için. Sonra ikinci aşamada şunu fark ettik. Yukarısı ile aşağısı sadeleşiyor. Uzun yola gitmeye hemen gerek yok. Sorunun çözümü daha basit bir şekilde çıktı. Cevabımıza A diyoruz. Burada bir soru daha çözmek istiyorum arkadaşlar. Üçüncü soruyu da çözüyorum. Diyor ki 6,4 artı 8,1 bunları kesirli bir şekilde yazacağız arkadaşlar. İyi bakalım. Ne oldu burası? 64 bölü 10 kök içerisinde artı 81 bölü 10 kök içerisinde eksi 25 bölü 10 bu da kök içerisinde arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkanlara bakalım. Kök 10'lar kalacak. 8 bölü kök 10.
64 çıktı, 10 çıkamadı. Artı 9 bölü kök 10, eksi 5 bölü kök 10 arkadaşlar. 8 ile 9'u topladım, 17, 5'i çıkardım, 12. Paydalarım eşit. 12 bölü kök 10 olaraktan ifade ettim. Peki böyle mi kalacak? Şunu söyleyelim, payda hiçbir zaman köklü sayı kalmaz arkadaşlar. Kendisiyle genişletilir. Şimdi kök 10'u kök 10'la çarparsanız 10 yapar. Yani paydanın kökünde neyi bıraktıysanız o sayıyla çarpın. Kök 3 mü kaldı? Kök 3 ile çarpın. Kök 10'la çarpıyorum. Yukarısı ne oldu? 12 kök 10 bölü 10 kaldı. E hocam cevaplarda göremiyorum. Göremezsin. Çünkü sadeleşir. 12 ile 10 sadeleşecekler şimdi. Tak tak 2'ye böldüm. 6 kök 10 bölü 5. Bunun şıklardaki göreceğiniz tek hali budur. Paydada dediğim gibi irrasyonel bir, yani köklü ifade varsa bunu genişletmek zorundasınız. Payda kalabilir. Paydaki ifadeyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 9.10. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burada eşlenik gösteriyor. Kök 3 eksi kök 2. Hocam ben bunu neyle genişleteceğim? Şurayı bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. İki kare farkında mesela a eksi b'yi siz a artı b ile çarparsanız a kare eksi b kareyi elde edersiniz. Bunu niye gösteriyorum? Bunu bir kenara bir not edin önce bir. Videoyu durdurun, not edin. Ve şimdi devam edin. Bakın kök 3 eksi kök 2'yi ben kök 3 artı kök 2 ile çarparsam kök 3'ün karesi 3 eksi kök 2'nin karesi 2 yani 1. Yani irrasyonel olan bir sayı rasyonel hale getirdim. Demek ki köklü toplama ve çıkartmalarda rasyonel hale getirmek için eşleniğiyle, artıysa eksilisiyse eksilisiyle, eksi ise artılısıyla çarparak genişleterekten rasyonel hale getirebilirim. Siliyorum. Burayı kök 3 artı kök 2 ile genişlettim. Burayı kök 5 eksi kök 2 ile, bunu da kök 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sadece kendisiyle. Şimdi kök 3 artı kök 2, kök 3 eksi kök 2 ne oldu? 3 eksi 2'den paydamız 1 oldu. Yukarısı da bakın kök 3 artı kök 2 oldu. Çünkü paydayı kök 3 artı kök 2 ile çarptım ya. Aşağısı 3'ten 2'yi çıkardım 1. Devam ediyorum. Burası 3 çarpı kök 5 eksi kök 2 yazıyorum. Kök 5 eksi kök 2. Payda ne oldu? 5'ten 2'yi çıkar 3. Bakın bunlar sadeleşecek 1 kalacak. Sadeleşti 1. Yani sadece kök 5 eksi kök 2 kaldı. Burada da arkadaşlar eksi ne olacak? Eksi şöyle yapabilirim. Niye bir kök 5'e genişleteyim? Paydalar 1 oldu. Direkt 5'i kök 5'e böleyim. Yine aynı hikaye yapalım. Eksi kök 5 diyeyim sadece. Kök 5 bölü 1. Değil mi? Kök 5'e sadeleştireyim. Genişletmeyeyim. Bu da olur değil mi? Çünkü baktım buradaki paydaların hiçbiri köklü değil. Burayı köklü bırakmaya veyahut da farklı bir şeyle köklü sayıyla çarpmaya, daha geniş yapmaya gerek yok. Kök 5'e çarpsam 5 olacak. 5 kök 5 bölü 5. Değil mi arkadaşlar? Onu da sadeleştir zaten. Yine kök 5 gelecek. Şimdi olay şu. Kök 3 artı kök 2 artı kök 5 eksi kök 2. Kök 2'ler gitti. Sonra eksi kök 5. Kök 5'ler de gitti. Cevabımız kök 3 olaraktan kaldı. Bu da nerede arkadaşlar? Doğru olduğunu burada görüyoruz. Gelelim bakalım. A sayısı bize demiş ki 4 eksi 2 kök 3. B sayısı da 4 artı 2 kök 3'müş. Bunun değeri nedir diyor. 1 bölü 4 eksi 2 kök 3 artı 1 bölü 4 artı 2 kök 3. Burayı 4 artı 2 kök 3 ile, burayı da 4 eksi 2 kök 3 ile genişleteceğim. Yukarıları yazıyorum önce bu tip faillerde. 4 artı 2 kök 3. Sonra artı 4 eksi 2 kök 3. Neden böyle yaptım? Payda aynı olacak çünkü değil mi? 4'ün karesi ne? Bakın a eksi b çarpı a artı b'den a kare eksi b kare oluştu. 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi, 2'nin karesi 4. 3 de dışarı çıktı. Kök 3 3 olarak çıktı. 4 çarpı 3'ten 12. 16 eksi 12'den paydamız 4 oldu arkadaşlar. Şimdi 2 kök 3'ler birbirini götürdü. 4 artı 4'ten 8. Paydada da 4 kaldığına göre ne yaptı? 8 bölü 4'ten cevabımızın 2 olduğunu gördük. İkinci bölümün sonuna mı geldik diyorum. Evet, sonuna gelmişiz arkadaşlar.
Kareköklü sayılarda ikinci videomuzu burada sonlandırıyoruz. Açıklama kısmına arkadaşlar oynatma listesini bırakıyorum. Videolarımızı, TYT matematik videolarını ve diğer sınıfların videolarını sırasıyla istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.